Merhaba arkadaşlar, yine bir kitap alışverişiyle karşınızdayım. Bu seferki mini, 3 tane şöyle göstereceğim. Bu aralar video çekemiyorum, daha çok küçük kısa videolar falan çekiyorum, onları paylaşıyorum genelde. Çalıştığım için kitaba zaman ayıramadım. Ama şimdi ileriki zamanlarda biraz daha fazla kitaba zaman ayırmak istiyorum. Çünkü biraz duranlama yaşadım. Dedim ki bir 3 tane kitap falan alayım, hani belki onlarla falan açılırım diye. O yüzden bir 3 tane kitap belirlemiştim, onları satın aldım, onları da size göstermek istedim. Şöyle ilk kitabım Günah Son Çağrı kitabı. Bunu bulmam biraz zaman aldı. Bunun artık galiba böyle büyük baskıları da falan kalmadı artık. Genelde cep boyu geliyor ve cep boyu da şu şekilde basıyorlar. Ve yazılar böyle oluyormuş. Onu da görünce şaşırdım. Şu şekilde oluyor. Okuması çok zormuş. Eğer cep boyu alacak olanlar varsa baştan söylemiş olayım en azından. Sadece cep boyları kaldı ve okuması biraz zor olur yani. Şu şekilde ve böyle yazmışlar yazılarını. Bildiğimiz cep boy tarzı değilmiş yani, ben onu da görmüş oldum, buradan da söylemiş olayım. Çok çok merak ediyordum. Bir tane kısa video çekmiştim. Orada kitabın konusu hakkında küçük bir yorum vardı. Dedim ki merak ettim, kitap alıp da okuyayım dedim. Diğeri de Yüz Karası. Şöyle herkes de sıkça gördüğüm kitaplardan biriydi. Çok önerildiği için aldım. Yani sürekli Instagram'da gezerken görüyordum, dedim ki ben de alayım. Bu aralar biraz ölmüş gibiyim arkadaşlar. Çünkü bayağı bir yorgunum. Dedim ki hazır oturayım. 3 tane de kitap. Kısaca bir hemen çektikten sonra biraz kurcalayacağım. Okuyabilirsem okumaya çalışacağım. Çünkü ayırdığım birkaç dizi var. Onları izlemek istiyorum. Belki birkaç dizi önerisi falan da yapabilirim videoda. Ama bir sonraki videoda yapacağım. Çünkü biz liste falan ayarlamam lazım. Ona göre bir video çekerim. İşte bu da sürekli takip ettiğim bazı booktuberlar vardı. Onları da gördüm. Aşkın Formülü arkadaşlar. Çok çok övüyorlardı. Okurken çok sevdiklerini söylüyorlardı. Ve ben birkaçını takip ediyorum. Onlarla okuma yakın olduğu için dedim ki hoşuma gidebilir diye onları aldım. Şurada okuduklarımı falan diziyorum genelde. Okumadıklarım da farklı yerlerde. Biraz evin her köşesini kitap yaptım diyebilirim. Şöyle göstermiş olayım. Genelde diğerlerini de göstereyim ama şöyle hızlıca. 3 tanecik kitap arkadaşlar. Aslında birkaç tane daha var yeni aldığım ama şu an onları farklı bir yere kaldırdığım için gösteremiyorum. Evet, farklı yere kaldırmışım. Şimdilik ben böyle üçünü göstereyim. Çok kısa bir mini video olacak. Sonra kısa bir reels videosu falan atabilirim diye düşünüyorum. Şu şekilde. Yalnız şu aşırı derecede pahalıydı. Bayağı oldu. Ben bunu alalı ayın başında falan aldım. Bir yerde indirim vardı. İndirimini hatırlamaya çalışıyorum. İndirimi ne kadar aldım hatırlamaya çalışıyorum. Ama hatırlarsam başka videoda bahsederim. Bunun birazcık fiyatı var ama dediğim gibi cep boyu almaya çalışırsanız bildiğimiz cep boylar tarzında olmuyor. Onu da baştan buradan söylemiş olayım. Onu da teyit etmiş oldum yani. Bu arada dediğim gibi çok fazla da yorum videosu atmıyorum. Şu ana kadar operatöre bağlanıyoruz. Birincisini bitirdim. İkincisine başlayacağım. Onun yorumunu yapmıştım. Belki onu atabilirim. Onu bilmiyorum. Ama dediğim gibi çok az okudum. Ya bu aralar gene böyle bir reading slab'a falan girdim. Biraz çıkmaya çalışıyorum. Umarım çıkabilirim. Bunun da faydasını görürüm arkadaşlar. Ya biraz çalışmadan sonra çok yoruluyorsunuz. Hani ben eskiden bu kadar yorulmuyordum ama galiba uzun süre ara verdikten sonra tekrar çalışınca yoruluyor musunuz onu fark ettim. Dediğim gibi bundan sonra da işte çok az böyle kısa kısa videolar daha çoğunlukla gelecek. Böyle az videolar çekeceğim ama birkaç hafta içerisinde yüklü bir liste ayarladım kitap alışverişi. Onları sizlerle de paylaşacağım, göstereceğim. Bu arada Diyanar'a da gittim. Orada da birkaç tane çok güzel kitaplar gördüm. Onların fotoğraflarını çektim, inceleyeceğim. Onları da muhtemelen alışveriş sepetime ekleyeceğim. Şimdi çok fazla uzatmaya gerek yok. Şöyle de 3 tane kitabım var. Dediğim gibi bundan sonra sıklıkla kısa videoları daha fazla atmaya çalışacağım. Eğleniyorum çünkü çekerken çok hoşuma gidiyor kısa videolar. Ama işte şöyle de bir şey var. Genelde artık Instagram'da da ben aslında normalde sürekli okuduğum kitapları Instagram'a atıyordum. Ama önceden takip edenler varsa zaten biliyorlardır. Benim Instagram adresim çalındı arkadaşlar. Çalınınca da benim bayağı bir hevesim gitti. Çünkü eski kitapların çoğunu ya çekilişle hediye etmiştim. Ya da işte başkalarına verdim, sattım. O yüzden o kitaplara yeniden erişimim imkansız. Çektiğim fotoğrafların zaten bazıları silinmişti. İşte ben Instagram'da var, güven altında falan diye düşünmüştüm. Ama öyle değil. Bu sefer farklı yerlere saklıyorum artık. Ama öyle bir hataya düştüm tabii. Ondan sonra Instagram'a karşı biraz böyle soğuma olmuştu. Ama tekrardan açtım işte bir kitap, bir dilek sayfası olarak. Bir de çok farklı isimlerde farklı farklı şeyler açtım. Hani eskiden sadece bir tanesine yoğunluk verip
çok güzel olabileceğini düşünüyordum ama öyle olmadı. Biraz da haksızlığa uğradım. Çünkü sürekli aradım, birilerine ulaşmaya çalıştım. Kimse yardımcı olmadı. O yüzden ben de vazgeçtim artık. Dediğim gibi her alanı açtım. İşte iki tane komik çektiğim videolar var. Biri hayal kasabası olarak açtım. Orada komik videolar paylaşıyorum. Birine kitaplarla masal olarak açtım. Orada da komik. Ama kitap olarak istiyorsanız bir kitap bir dilek sayfası olarak açtım. Bunu da buradan söylemiş olayım. Bu arada Hayal Kasabası'nı açmamın sebebi de ilk çocuk kitabı olarak Hayal Kasabası kitabını okumuştum Elma Yayınları'ndan. Onunla daha çok başladım kitap okumaya. Onu da buradan tavsiye etmiş olayım. Elma Yayınları'nın kitabını çok çok seviyorum. Çocuk kitabı olarak çok seviyorum. Zamanında özellikle çok fazla Elma Yayınları'nın kitaplarını okuyordum. Onun dışında başka ben hangisini daha çok seviyordum? Bir tane daha vardı. Doğan Egmont'unkiler biraz daha kalın oluyor da. Gün Işığı Yayınları. Onları da çok seviyorum. Sayfasını sürekli takip ediyorum. Çocuk kitaplarını elimden geldiği kadar okumaya çalışıyorum. Onun kitaplarıyla eğleniyorum. Bu sefer çocuk kitabı arayanlar varsa Gün Işığı Yayınları'na bakabilirler. Oradaki kitaplar daha eğlenceli. Şimdilik benim bahsedeceğim bu kadar. Mini bir alışverişti. Daha sonra yüklü bir alışverişim olacak. Onu da videosunu çekeceğim. Dediğim gibi okudukça bir tane ya da iki tane artık video atacağım. Hani okuduğum kitaplar hakkında. Ama çoğunlukla dediğim gibi kısa videolar, eğlenceli komik videolar atacağım. Bir de böyle alışverişlerimi gittiğim yerler olursa ki bu son dönemlerde düşünüyorum birkaç yere gitmeyi. Orada işte fiyatlar olsun, nasıl gidilir olsun. Onların size videosunu atacağım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Gene çok uzun konuştum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.